Sayın Özdil, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali. Geçmiş olsun demiyorum çünkü bunun olacağına ben bütün kalbimde inanmıyorum çünkü. Çok gülünç gerçekten bu iddialar. Sözcü Gazetesi'nin duruşu belli, yayın politikası belli, bütün yazarlarının keza öyle. Sizin köşe yazılarınız hemen hemen her gün Cumhuriyet'e, Atatürk değerlerine, bu ülkenin yönetimine ilişkin yapıcı muhalif söylemlerle dolu siz ve diğer yazarların yazıları. Bu noktada şimdi ne söylenebilir hakikaten? İyi akşamlar öncelikle Metin abi size de iyi akşamlar. Şimdi bir ya işte orada görüyoruz yani genel yayın yönetmenimiz manşetlerimizi gösteriyor. Yani bizi iddianameye koymuşlar falan. Aslında bu işin iddianamesi zaten Sözcü'nün manşetleri. Sözcü'nün manşetlerini zaten alt alta dizdiğinizde bir FETÖ iddianamesi çıkıyor. Yani. Çünkü senelerdir bu yandaş medya Fethullah Gülen ve ekibine yalakalık yaparken Sözcü Gazetesi muhabirlerinden yazarlarına, yazı işlerinden editörlerine kadar hep bunların Türkiye'ye verdiği zararı belgeleriyle yazıyordu. Yani bugün hepimiz biliyoruz ki işte Fethullah Gülen'in heykeli dikilmeli diyenler bugün yandaş medyada yazar. Evet. Ya da işte Fethullah Gülen'i büyük ilim adamı, eğitimci falan diye yazan 12 Eylül yalakaları bugün hala yandaş medyada başyazar. Yani bir zamanlar Kenan Evren'in darbeden sonra evinde parti veren adamlar, daha sonra Fethullah Gülen'i sırtını sıvazlayıp okkalayan adamlar, bunların hepsi aynı. Bunların hepsi yandaş medyada yazıyor. Yani Fethullah Gülen'den gidip Pensilvanya'da hediye kol saati alanlar, işte tespih gibi yan yana dizilip poz verenler falan, bunların hepsi yandaş mı? Bunu sadece biz değil, bütün dünya biliyor. Ve aslına bakarsanız bunları yazmayalım diye bize bu iftirayı atıyorlar. Yani kumpas davalarını afişe ederken Sözcü ve Sözcü yazarlığına devamlı Ergenekoncu diyorlardı. Şimdi bu iftirayı buldular. Ya bunlar bavulca yılın gazeteci sözcüğü verdiler kardeşim. Yani bunların daha ötesi var mı? Yani bana sorarsanız yani hükümeti işte bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hükümette ciddi bir bakış açısı değişikliği oldu. Bana sorarsanız AKP'yi ve hükümeti özellikle Binali Yıldırım ve çevresini Sözcü Gazetesi'ne karşı kışkırtarak aslında davanın seyrini değiştirmek istiyorlar. Çünkü bu FETÖ'cülerin devletten ayıklanmasını, bunlara yönelik operasyonu aslında en çok Sözcü Gazetesi destekliyor. Ama Sözcü Gazetesi'ne bu şekilde bir iftirayla üstüne gelindiğinde davanın aslında seyri değişmiş oluyor. Ve bu aslına bakarsanız Sözcü'ye yönelik operasyon gibi görünüyor ama aslında en çok Fethullahçıları koruyan bir hamle olarak ortaya çıkıyor. Şimdi 10 senedir hep aynı şey Sözcü'nün ve Sözcü çalışanlarının başına geldi. Önce iftirayı atıyorlar, sonra git kendini savun diyorlar. Hayır efendim, sen kendini savun kardeşim. Bu FETÖ'cüleri devlete kim monte etti yani? Yani bakıyoruz, yani Milli Eğitim'den RTÜK'e, işte TRT'den Sağlık Bakanlığı'na vesaire. Mesela bu ülkenin yönetenler çıkıp gözümüzün içine baka baka diyorlardı ki işte imamlardan, imam hatiplerden terörist çıkmaz. Yani sıradan yurttaşların, Anadolu liselerinden, düz liselerden, fen liselerden mezun olan insanlara alenen terörist diyorlar. Bugün Diyanet hepsi imam, FETÖ'cülere atak bitmiyor. Teröristleri Diyanet'e kim monte etti kardeşim?